Evet. Peki hocam, yasal boyutu dışında kurumsal olarak ne gibi düzenlemeler yapılabilir? Örneğin bir şirketi olan birisi, kurumsal olarak çalışan birisi, hı hı. şirketinde çalışan kişilerde daha toplumsal eşitlik açısından, cinsiyet eşitliği açısından ne gibi düzenlemeler yapabilir, ne gibi şeylere özen göstermelidir? Aslında tabii sadece kurumsal olarak hadi iş Aynen. yerlerinde Aha. değil, yani genel gündelik yaşamda herhalde Aha. hepimizin dikkat etmesi gereken şeyler var. İşte bazen bu esprilere konu olabilir ya da işte farklı kadın ve erkeğe yönelik olarak farklı uygulamalara yansıyabilir. Hı hı. Genel olarak tabii kadınların önünün açılması gerekiyor. İşte bir sürü kampanyalar mesela var şu sıra. Hani kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda ya da kız çocuklarının okula gönderilmesi konusunda birçok kampanyalar yapılıyor. Ama tabii bunların daha bir belki böyle bir düzenli ve daha sistematik olarak yapılması lazım. Yani sadece sivil toplum örgütlerinin şeyinde değil, yani bir devlet politikası olarak belki bunun benimsenmesi ve geliştirilmesi daha uygun olabilir. Yani bir kere iş yerleri için herhalde kadın iş gücünün arttırılmasına yönelik. Yani sonuçta bu toplumda %50-%50 oranındaysak, değil mi? Yani çalışan kadınların da ya da istihdam edilen oranın da yani bu şekilde olması gerekiyor. Mesela %70'ler oranında erkek iş gücü istihdam edilirken %30'lar civarında kadın iş gücü söz konusu oluyor. O yüzden hani böyle bir dengesizlik orada da var zaten. Belki bunu bu dengesizliğin giderilmeye çalışılması ya da işte tabii kadınlar belki biraz da biyolojik olarak da hani çocuk doğurdukları için ya da işte evdeki iş yükünden daha fazla onlar etkilendikleri için hem çocukların hem yaşlıların bakımından yine kadınlar bu konuda daha fazla rol aldıkları için belki çalışma yaşantısında erkekler kadar o kadar şey yapamayabiliyorlar, aktif olamayabiliyorlar ya da işte belirli dönemlerde doğum izni ya da gebelik izni. Ama bu şeylerin, bu doğal gelişimin kadınlar için negatif olarak algılanmaması gerekiyor. Onların kariyer yaşantısını ya da iş yaşantısını olumsuz etkilemesine izin verilmemesi gerekiyor. İşte pek çok işveren belki işte bu esnek çalışma saatleri adı altında gelen kanunla birlikte belki kadınları işten çıkarıyor. Çünkü hani o esnek çalışma koşullarını kapsayamıyor ya da işte hamilelik ya da hamilelik sonrası dönemde, lohusalık döneminde işten çıkarmalar daha fazla olabiliyor ya da sonrasında işe dönmek daha zorlaşabiliyor özellikle özel sektörde çalışanlar için. Hı hı. Bu arada tabii genel olarak her konuda yönetici düzeyinde hem kamuda hem özel sektörde bakıldığında oldukça düşük oranlarda kadınların durumu. Yani üst düzey yöneticilerde %11 civarında mesela. CEO %3 civarında. Ya da işte kadın profesörlerin, akademisyenlerin sayısı erkeklere göre daha az. Hele hele bu dekanlık ya da rektörlük düzeyinde olduğunda çok daha az. %10'ların altında rakam.